Mesela bir insan beyaz bir gömlek giyip evden çıktığında ona hani bir leke değmemesi için hassasiyet gösterir, değil mi? Yani masaya bile o gömleğini kolunu koymaz, bir toz olur vesaire diye. Ama farazda işte yolda giderken bir arabanın ufak bir çamur sıçrattığını düşünelim. Şimdi o kişinin önünde iki tane seçenek vardır. Bir, gömleğindeki o lekeyi temizlemek. Temizlerse ne yapar? O hassasiyeti devam eder, değil mi? Çünkü temizlemiştir yeniden gömleği. Ama şöyle düşündüğü andan itibaren, ya nasıl olsa yıkayacağım ben bu gömleği. Değil, o lekeden dolayı. O hassasiyeti yitirirse ne yapar? Artık o gömlekle her türlü işte işi yapar. Bir hassasiyeti kalmaz bir gömleği korumak. Aslında iman ve İslam da böyledir. Yani kişinin İmanı ve İslami şahsiyeti de böyledir.